Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselam ala Rasulillah ve sallallahu teala aleyhi ve sellem ve ba'du. En büyük rütbe ilim rütbesidir buyuruyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Dolayısıyla bu rütbeyi temin etme noktasında kişinin ilmi hayata devam etmesinde elbette birçok zorluk olacak, birçok maniyle karşılaşacaktır. Ama bu meselede, bu konuda talebelere tavsiyemiz ne olursa olsun ilmi manadaki gelişmelerine engeller çoğalsa da bundan vazgeçmemek ve bu yolda devam etmek. Çünkü bir insan devam ederse, sabit olursa bu kimse muradına erecektir. Elbette zeka önemlidir ama zeka her şey demek değildir nice çok zeki olan insanlar vardır ki ilmi mahiyette bir şey elde edememiş, normal avam gibi dışarıda hayat sürmektedir. Bu konuda önemli olan sebattır, istikamettir. Eğer biz bu istikameti gösterirsek. Çünkü bazen talebeler geliyor diyor hocam işte anlayamıyorum veya arkadaşlarımdan geri kalıyorum. E, bu da benim şevkimi kırıyor. Evet bu da bir manidir. Ama ne olursa olsun bu konuda geri durmayıp devam edecek olursak, tekrar tekrar bunun üzerine gidecek olursak Allah'ın izniyle muradımıza ereceğiz. Çünkü ilmi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da ifadesi üzerine isteyene veririm diyor. Bu Allah'ın bir nurudur, bir sıfatıdır. Bu konuda buna layık olmaya gayret edelim. Ve çalışmalardan da kendimizi asla geri tutmayalım. Lakin şunu da vurgulamak isterim. Niyetimizi de tahsiye edelim. Yani kendimize sual edelim. Ben niçin okuyorum? Gayem ne? Eğer müderrissem ben niçin ders veriyorum? Niçin talebeyle hemhal oluyorum? Buradaki benim asıl amacım ve gayem nedir? Bu konuda niyetimizi tahsiye edelim. Çünkü insanda ünsiyet denilen bir olay vardır. Yani alışkanlılık. Belli bir zaman sonra yapmış olduğun o ibadet büyük bir şey dahi olsa normal sıradan bir hale geliyor ve artık o kişinin ondan haz alması veya onu bir ibadet mahiyetinde görmesi söz konusu olmayabiliyor. Yani bir müderris sabah evinden çıkıp medreseye ders vermeye geldiğinde eğer bunu bir meslek, bir iş icabı olarak görür. O zaman bir belediye memurundan farklı olmaz. O da sabahleyin evinden çıkıyor, işine gidiyor, akşam evine geliyor. Ama ders verirken veya ders dinlerken ilmi faaliyetlerde bulunurken burada Allah'ın rızasını gözetmek, dine hizmet edebilmek, nefsimizi bir tarafa koymak şeklinde olursa bu konuda Rabbim e, muvaffakiyetler ihsan edecektir. E, Rabbim cümlemize bu noktada e, şuur versin, ihlas versin, samimiyet versin ve bu meselede birbirimizle e, nasihatta bulunarak özellikle talebe arkadaşları olarak veyahut da işte sohbetlere giderek hoca efendilerin sohbetlerinde bulunarak e, bu konuda birbirimizi de uyarmamızda şiddetle ihtiyacımız vardır. Rabbim ilim yolunda hizmet eden ve bu yolda okumak isteyen kardeşlerimize ve hizmet eden kardeşlerimize de sebat ihsan edesin, ihlas versin, ilim versin ve o ilmi de amel safhasına koyabilmeyi cümlemize nasip eylesin. Allahümme salli ala Seyyidina Muhammedin ve ala ali